Yatırım yaptığımız hisse senetlerinin helal olup olmadığını nasıl anlarız diye sormuş arkadaşımız. Adam yerine koyup sorduğunuz için cevap vermeye çalışayım. Ancak bunlar hassas konular. Mesuliyet gerektiren konular. Dolayısıyla da ben bu mesuliyetin altına girmek istemiyorum. Kaynakları bırakayım. 3 tane kaynak bırakacağım. Musaffa isimli site. Musaffa Arapça'da pak hale getirmek, temiz hale getirmek gibi bir manası var. Böyle bir site var. İkincisi Dow Jones'un helal endeksi var. Buradaki hisse senetleri. Üçüncüsü de Islamically diye bir mobil uygulama. Bu üç uygulamanın linkini de açıklamalara bırakacağım. Bunları inceleyebilirsiniz. Ancak ciddi tartışma var. Mesela Microsoft hisse senedi burada Dow Jones'taki helal endekste varken şu siteye sorduğumuz zaman, Musaffa isimli siteye sorduğumuz zaman yok, yani helal değil. Şu endekse göre helal gözükürken buna göre helal değil. Ben bunu inceledim. Bir çocuk da Reddit'te sormuş. Ben aldım da Microsoft hisse senedi helal endeksi bütün kaynaklarda helal gözüküyordu. Şu anda bazılarında haram gözüküyor. Ne yapmam lazım diye sormuş. Dolayısıyla da evet, mesuliyet gerektiren bir şey bu. Ya ince konular bunlar. Baktıkça da benim moralim de bozuluyor aslında. Yani gerçekten ne diyelim? Yani mesela faize borçlanıp ev almak ciddi bir sıkıntı. Bütün dünya için bir sıkıntı. Ev fiyatlarının bu kadar yüksek olmasının sebebi de bu zaten temelde. Bu da haram zaten İslamiyet'e göre. Ben mesela almayı düşünüyordum şunu. Public storage. Buna baktıktan sonra işte yine bir şey çıktı. Vicdani bir sızlama çıktı. Ne yazık ki bunları alıyoruz ama bunlar bu şirketler yani faize borçlanıp ev alıp kiraya veriyorlar. Aynısını insanlar da yapıyor ne yazık ki. Faize borçlanmak da haram İslamiyet'e göre. Bu güzel bir şey aslında, herkesin uyması gereken bir şey. Keşke herkes uysa da ev fiyatları bu kadar yüksek olmasa, doğru düzgün işlere yatırım yapsak daha mutlu bir hayat olsa herkes için. Ama olmuyor yani. Yani ben de evimi faize borçlanarak aldığım için hala da vicdanda bir sıkıntı var vicdani olarak. Bu şirketler de öyle. Ama biz yapmadığımız için fakirleşiyoruz gitgide. Yani faize borçlanıp araba ev almadığımız için sürekli fakirleşiyoruz. Burada paranın değer kaybetmemesi lazım. Mantıken en başta. Ki para değer kaybettikçe de ki edecek de böyle bir dengesiz yapı var ne yazık ki. Neyse, ben kaynakları bırakıp söylediğim gibi buraya hisse senedini yazdığınızda sonuç çıkıyor. İncelersiniz. Şu endeks var. Bunu da incelersiniz. Artık birbiriyle çelişiyorsa da nasıl bir karar alacağınızı ki siz kendiniz raporlara bakarak karar verirsiniz.